Ya Defne'deyiz. Bugün depremin 4. günü ve bugün hala burada son derece koordinasyonsuzluk, son derece terk edilmişlik havası var. 4 gündür bu binalardan sesler geliyordu. Birçok binadan sesler geliyordu. Fakat dayanışma gönüllüleri burada olduğu halde maalesef teknik ekipman, hepçe, vinç, diğer ekipmanlar sağlanmadığı için, bu koordinasyon sağlanmadığı için gönüllüler, aileler ancak tırnaklarıyla kazarak bazı kurtarmaları yapabildiler. Ama maalesef bu göçüklerin altında binlerce insan kaldı. Defne'de şu anda içinde barınabilecek bina hemen hemen yok. Hiçbir binanın içerisinde insanlar gece kalamıyorlar. Dışarıdalar. Zaten kurtulabilenlerin çoğu kenti terk ettiği için karanlık, soğuk bir gece, dün gece geçirdik. Ve tabii ki hala enkazın altında yakınları olanların haykırışları, çığlıkları vardı. Bakın burada bu enkazdan bugün hala 5 kişi sağ çıkartıldı. Bugün arka sokaktan 1 kişi sağ çıkartıldı. 4. günde dahi sağ çıkartılabilen insanlar var. Bu umudumuzu korumamız gerektiğini söylüyor. Fakat ne acıdır ki koordinasyonsuzluk aynen devam ediyor. AFAD adeta afet haline gelmiştir. Bu depremde öldüren deprem asla olmadı. Bu depremde AFAD'ın koordinasyonsuzluğu, devletin, iktidarın vurdum duymazlığı, anlatmakta gerçekten sözcük bulamıyorum. Bu insanları burada öldürdü. Çünkü buradaki yıkılan binalar tamamen böyle sandviç gibi üst üste yıkılan binalar şeklinde değil, daha çok ağır hasar almış, yan yatmış vesaire, yani hava yaşam boşlukları oluşabilen yerler şeklinde. O yüzden de burada yapılabilecek zamanında arama kurtarmalar ile binlerce, on binlerce insan kurtarılabilirdi. Ama ne yazık ki dediğim gibi burası tamamen sahipsiz kaldığı için, bütün başka yerlerde olduğu gibi koordinasyonsuzluk, sahipsizlik, denetimsizlik burada tam bir kaos yarattı. Trafik nedeniyle kurtarılanlar bile hastaneye kaldırılması zorlaştı. Bir yerden bir yere gidebilmek mümkün değil. Burada şu anda gelen yardımları dağıtmak bile büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Dolayısıyla aslında dayanışmayla, birlikte ortak hareket ederek sivil dayanışma ekipleri, örgütleri birlikte hareket ederek ancak bir şeyleri başaracağız. Hala umudumuz